Şu an kayıtta ses de açık. Şu Boya M1 marka mikrofonun batarya seviye, pil seviye göstergesi yok. O da bir tedirgin ediyor insanı. Bitti mi, bitecek mi, bitiyor mu, ne zaman biter? Bunları bilmediğiniz için ürküyor insan. Ama ben hesapladım. Non-stop 16 gün çalıştırmanız gerekiyormuş. Ki ben 16 gün boyunca hiçbir zaman açmadım. Hiçbir zaman 16 gün kullanmadım ben. Toplamda 16 gün olmamıştır bile. Tabii saat olarak, saat bazından hesaplıyorum ben de. Denize menize girsem abi hiç istemedi canım deniz. Ya burada müsilaj falan yok. Daha gelmemiş ama olur. Bu pisliğe bakılınca olur yani, şu çöplere bak. Bakılırsa yakında buraya da gelecektir. Bu ne ya? Cam parçası nereden gelmiş? Ha, çantamı yere koymuştum. Oradan galiba. Şuradan çıkıp köşke ben bir uğrayayım ya. Son kez bakayım şöyle etrafa. İşte burada sevgililer falan. Yine motorcu kardeş. Genel anlamda bakarsanız çok tatlı bir mekan. Ama biz doğaya bakamadığımız için çöplere, detaylara, pisliklere bakarsanız bir tadını kaçırır insanın. Hoppa! Evet! Haydi bakalım. Hop hop. Çok değişik ya şu balıkçılık. Vallahi zor işmiş ama şunu görünce anladım. Böyle dizilerde, filmlerde çok romantize edilerek anlatılıyor bize. Anlatılıyor ya bize balıkçılık. Tekne açılmak, balık tutmak. Asıl işi bu olan adamlar bin tane pislikle uğraşıyor. Şuna bak. Teknenin bakımı, ıvırı zıvırı. Ne zor iş ya. Allah kolaylık versin abi herkese. Çok zor para kazanmak. Oy dayı, oy dayı, niye kapatıyorsun burayı? Kaçak mı? Kaçak mı girdik la biz? Ha, şu Dupnisa'ya gideyim mi ya? Dupnisa mağarası. Bir serinleriz. Girsem mi? Ha, köşke buradan çıkılıyor. Hadi yavrum. Hadi bebeğim. Haydi aslanım. İşte bu. Çok mu yol üstü la bura? Vay vay vay. Oo, burası çok güzel. Lan kediler. Pis pis pis. Ne haber lan? Ne oldu senin gözüne? Bakma, gel gel. Azıcık korkuttuk kedileri. Burası da köşk restoran. Buraya gelecektim. Aslında navigasyonda çıkmıyor. Yerini yanlış işaretlemişler. O yüzden Mercan'a git. Yani korkma, gel bir seveyim. Gel siyah dudak gel. Bir kokla bir kere sevdireceksin sen, gel. Buranın manzarası da güzel. Ama Mercan'ın manzarası bir tık daha açık önü. O anlamda oranın manzarası. Ben şimdi motoru buraya bırakıp girsem içeri yer var mı acaba? Çok mu kötü yere park ettim ya motoru? Yani şöyle göstereyim. Ben sabah buraya gelecektim aslında, bu köşk restoranı. Karıştırınca yalan oldu. Ne haber lan? Mercan'a gittim. Burası da çok güzel. Buranın manzarası da güzel. Sesim geliyordur umarım. Merhaba. Kaç yıllık motoru? 20. Oo, yeni. Evet. Benimki 2014. Hangisi? Şuradaki aynı motor, XT950. Benimki 950 var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Açık alanda yer yok galiba değil mi? Hanım sen böyle camlarımız açık. Ben kahve içmek istiyorum. Bahsetmezsen yok. Buyurun. Merhaba. Kahve içmiyorum. İki tane birden kahve. Yeni seri, senin sevdiğin seri yani. Ya ben de ilk ara olacaktım. Sonradan bunu gördüm. Ya bu daha... Böyle bir koltuğu falan daha yatık, daha Amerikan şey. Amerikan duruyor. İlk ondan bir tur yani sürdüm, şey yaptım, böyle daha yatık kullanıyorsun. Evet. Bu daha spor, benimki daha düz bobur olduğu için. Bir tık daha farklı. Şu an kaskı biraz atılıyor. Sıcak mont oldum ya. Ben yelekle geldim o yüzden direkt. Ya ben yolda şey çıkardım, yelek, şey montu yandım. Dedim öyle bir serserilik yapayım ilk defa. Ekipmansız. Krem de sürmeyince. İşte. Hoş olmasın. Ben direkt kolları bir yerden keşke krem alsaydınız. Ya var çanta dipte. Ben denize gireceğim, mayoyu çıkarmaya üşendim. Zaten dedim yandım, duş alacak yer de yok galiba. Çok şımarık bir kedi bu. Bu da güzel bir kedi buldum köşkte. Nasıl güzel, nasıl güzel. Evet, tamam. Her yerimi tüy yaptın ama. Bir şey yok ya, bir şey yok. O hele o şeyi ilk bir an başlığına salacağım diye bir şey. Bir başlığı geliyor. Tamam, 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 hadi. Nasıl, nereden gireceğim? Hadi bakalım.
Hadi bakalım artık yeter. Yeter lan yeter. Çok tüy oldu ya.